vatandaşın, 10 milyonlarca vatandaşın canını, malını, damarını koruyan yüz binlerce sahipli bekçi ve çoban köpeklerini sahiplerince beldelere, ilçelere atılan ve sonra da sokak köpeği denilen yavrularıdır. Sahiplerince atılan bekçi çoban köpeğinin yavrularının büyüyüp artık sahipsiz sokak köpeği olmadan ve çapraz üremeye girmeden kısırlaştırılması sağlanması ise üreme devam edecek. Tarım ve hayvancılık yapanların evinin malını, canını korumak için kapısındaki bekçi köpeği olan köylünün köpeklerinin elinden alınmak veya kısırlaştırılmak olmasa da bunların şehirlere kısırlaştırılan yavruları kısırlaştırılırsa üreme kontrol altında. Bugün bir kısım bürokrat ve siyasilerin saldırgan olanlar toplanacak, uyutulacak, öldürülecek diyerek ölümlerden ölüm biçmeye çalıştıkları insanlı zayıf olan, öldürmeleri yasaya konmaya çalışan sokak köpeklerinin %99'u korumacı bekçi çoban köpeklerinin sahiplerince atılan yavrularıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorunu ve çözümü gerçek anlamda görebilen akli selim siyasiler olduğunu, tuzaklar içeren bir katliam kanunu çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyor ve sayın milletvekillerine ve sayın cumhurbaşkanına sesleniyoruz. STK'lar ve kamuoyundan gizli hazırlanan katliam ve üreme döngüsü devam ettirecek bu kanun kokan yasa teklifi geri çekilmeli. Şimdi hep birlikte aykırı